Kadın girişimcilerin rotasına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Bugün erkek egemen sektör, inşaat sektöründe kadın girişimcilerin yolculuğuna gelken açacağız, rotayı çevireceğiz. İki önemli konuğum var. Prefsan Prefabrik kurucusu Ayşe Ağaç'la hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve lojistik sektöründen mentorumuz Utikat Tan Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız. Sizin çok title'ınız var. DEİK'te Togo Konseyi, İş Konseyi Başkanısınız. Aynı zamanda Transfaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığınız da var. İkiniz de erkek egemen sektörden geliyorsunuz bugün. Hoş geldiniz her ikiniz de. Berna Hanım, sizin izninizle önce Prefabrik'in bir öyküsünü dinleyelim. Sizde de güzel bir öykü var. Kadın girişimciliğin öyküsü. Biraz şirketinizi ve kendi öykünüzü anlatır mısınız? Tabii, ben Yıldız Teknik İnşaat bölümü bitirdim. 17 yıl profesyonel hayatta çalıştıktan sonra girişimci oldum. Kendi firmamızı kurduk. Prefsan Prefabrik ne yapıyor? Biz insanların barınma problemlerini çözüyoruz. Bunlar nelerdir? Çelik evler, prefabrik evler, şantiye mobilizasyonları, bu görmüş olduğunuz baraj inşaatları, gökdelen inşaatları, bütün büyük projelerin işçilerin yatacak ve yemek yiyecekleri ya da ofisleri, barınacakları ofislerle ilgili mobilizasyonları yapıyoruz. Bunları da prefabrik, konteyner ve çelik olarak çözüyoruz. İhracat ağırlıklı bir firmayız. Dünyanın birçok yerine gönderiyoruz. Özellikle Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri, Irak, İsrail, işte Afrika'da bazı bölgelerle çalışıyoruz. Kısaca böyle söyleyebilirim. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta 17 Ağustos'ta depremin seneyi devriyesini tekrar hatırladık. 21 sene mi geçti üzerinden? 21, evet. Bu zaman zarfında ne değişti? Bu yani prefabrik yapılar daha çok tüketilir hale geldi mi? Aslında depremden sonra değil de şunu söyleyeyim öncelikle, gelişmiş ülkelerdeki çelik kullanım oranı %30 civarında. Bizim ülkemizde maalesef bu %6 civarında. Biz böyle klasik inşaatı seven bir toplumuz. Çeliğe çok adapte olamadık maalesef. Tabii ki çelik hafif olduğu için depreme dayanıklı, prefabrik binalar da keza öyle. Ama pandemi döneminde biz çok yoğunduk. Çok prefabrik isteyen oldu bununla ilgili. Yani bu pandemi döneminde prefabrik ve çeliğin önemini daha çok arttığını düşünüyorum. Yani çok enteresan. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden acaba? Aslında şöyle, hepimiz beyaz yakalar olarak bir İstanbul'dan kaçış planlarımız var. Böyle 10 yıl, 15 yıl sonra diye. Bu birazcık geri çekildi. Şöyle bir durum oldu. Çünkü biz tabii ki çok yoğun çalışıyoruz metropol şehirlerde. Aslında bana göre, bu benim kendi görüşüm, tabii ki beton hapishanelerdeyiz aslında. Sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Çok azımızın balkonu ya da bahçeli bir evi var. Çünkü balkon bile artık lüks oldu. Bu dönemde herkes evden çalıştığı için gerçekten hapishanede olduklarına inandılar ve bu 10 yıl sonra kaçış planlarını erken aldılar. Şimdi herkes arazi bakıyor, herkes prefabrik çelik ev veriyor. Mesela bu süreç zarfında biz Avrupa'dan bile İspanya, Fransa, yine aynı şekilde İtalya özellikle çok fazla konut teklifi verdik. Hem prefabrik hem çelik. Enteresan. Burada bir proje lojistik ihtiyacı hissediyorum ben. Transtaş'ta proje lojistik konusunda çözümler üretiyor. Siz ne dersiniz Berna Hanım? Bu pandemi esnasında neler tecrübe ettiniz? Hem Utikat olarak kadın girişimcileri nasıl destekliyorsunuz? Ne dersiniz? Ben de önce kısaca isterseniz şirketimi anlatmakla başlayayım. 1977'de kurulmuş bir şirket Transtaş. Orijini karayolu nakliyesi olarak kurulmuş. 1980'lerin ikinci yarısında bu Haliç temizleyen tarak gemisinin Türkiye'ye demonte olarak getirilmesiyle başlayan proje serüvenimiz, 2000'lerin başında 2000'lere kadar ağır nakliye, büyük dev trafoların taşınması, 2000'lerden sonra da 10 yılda 20'den fazla havalimanı, yol, köprü, inşaat malzemenin bütün dünyadaki lojistiğini yapmakla ilerledi. Biz de bu dönemde çok sayıda gerçekten projelerin şekil değiştirdiğine tanık olduk. Bizim gözlemlediğimiz yurt içinde ve yurt dışında çok sağlık binalarının, hastanelerin
inşası nedeniyle biz çok fazla prefabrik taşıdık. Yani lüks konutlar ve veya işte şehirden kaçma planları için oranları bilmiyorum ama bizdeki volümler prefabrik mobilizasyon demek bizde. Projelerin en başında işçilerin yaşam alanlarının, çalışma alanlarının, barınmalarının, yemekhanelerinin taşındığı projenin ilk taşımalarıdır bizim için prefabrik taşımalar. Ama bu dönem tamamen sağlık için taşıdık bunları. Hastaneler kuruldu dünyanın bir sürü yerinde. Türkiye'de de keza öyle. Çok hızlı olduğu için prefabrik monte ve demonte olarak çok sayıda gitti. Özellikle Afrika bölgesine. Biliyorsunuz onlar çok savunmasız yakalandılar buna. Hı hı. Ve çok taşıdık gerçekten bu dönemde. Evet, her taraftan kıta bazında talep var. Avrupa'dan da var. Evet, sizde. Avrupa'dan aynen. Da. Biz de hastanelerin bir parçası olduk. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Hem prefabrik hafif çelik hastanelerin hem de COVID konteynerleri yaptık. Bu evet. Süreçte. Bir yoğun çalıştık aslında biz de. Hani ev, üretim falan yoğun şekilde geçti. Peki şunu merak ediyorum. Proje lojistiğinin yani bu konuştuğumuz prefabrik ihracatının yüzde kaçı lojistik? Mesela bir pizzanın %16'sı lojistikmiş. Soruyu ben tersine çevirmek istiyorum. Prefabrik lojistiğin alfabenin A'sı gibi. Söylediğim gibi o yaşam alanlarında örneğin bir havalimanı inşaatı yapılıyorsa önce biz oradaki işçilerin barınma alanlarını sağlıyoruz. Bunlar dev alanlar oluyor. Yani çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Arkasından inşaat makineleri gidiyor. Sonra bu yapılar ilerledikçe ağır parçalar gidebiliyor. İşte havalimanları için o içinden çantalarımızın geçtiği X-ray cihazları, bagaj handling sistem dediğimiz biz yalnızca ön kısmını gördüğümüz ama arkasında kocaman bir fabrika gibi işleyen, yani bagajlarımızı dünyanın her yerinden gelen bagajları bir şey gibi otomize bir biçimde ayıran dev tesisler taşınıyor. Proje lojistiği dediğimiz şey bir projenin A'dan Z'ye kadar yani temel atma kısmından tamamlanmış hale kadar ki bütün tedariğinin zamanında ve doğru bir biçimde bütün dünyadan oraya aktarılması. Yalnızca nakliyesi değil, tabii gümrüklemesi, depolaması, kurulumu dahil bu süreçleri içeren bir lojistik. Evet, evet şimdi Kadın İçin Taşıyoruz projesi var. DFDS'in Kagider'le başlattığı. Bu arada hashtag'te Kadın Girişimcilerin Rotası programının hashtag'i Kadınlar İçin Taşıyoruz da projenin hashtag'i etiketlerseniz yorumlarınızı bekliyoruz diyelim. 30 Ağustos'a uzatıldı başvurular burada. 100'e yakın kadın girişimcinin başvurduğunu biliyoruz. Ben burada sözü size döndürmek istiyorum. Bu projeyle nasıl fayda sağlayacaksınız? Buradan bizi izleyen kadın girişimcilere ne söylemek istersiniz? Şimdi bu proje kapsamında kadın girişimciler en azından gönderdikleri ürünle ilgili nakliye avantajı sağlayacaklar. Hani bir erkek tedarikçi ile bir kadın tedarikçi aynı projeye bir teklif veriyorsa nakliye avantajından dolayı kadın tedarikçinin alma olasılıkları artacak. Biz Kagider üyesiyiz. Sadece Kagider üyelerine değil yanlış anlaşılmasını da istemiyoruz tabii ki. Tüm kadın girişimciler için yapılmış bir proje. Bunu için herkes müracaat edebilir. Bununla da ilgili bizim Kagider'de ticaretinkadınları.com var. Oraya kendilerini entegre ettiklerinde, bağlandıklarında, kendi bilgilerini girdiklerinde bu projeye zaten müracaat edebiliyorlar. Ve oraya girdiklerinde de bir sürü kadın tedarikçiyle karşılaşacaklar. Biz 46 ürün gamında yaklaşık 250 bin istihdam sağlayan bir STK'yız. Yani 18 yıldır Kagider, Kadın Girişimciler Derneği var. Bu süreçte başladığında %6 olan kadın girişimci, pardon %4 olan kadın girişimci oranı %11'e çıktı. Bu çok güzel bir sayı diye düşünüyorum. Bununla ilgili müracaat ederseler faydalanacaklardır. Evet, ihracatçı kadınların evet, sayısını evet, artırmak burada hedefi. Peki sizin de pek çok dernekte pek çok şapkanız var aktardım. Evet. Ötikat bunlardan bir tanesi, değil evet. Bunlardan diğeri, Kagider de bunlardan bir tanesi. Siz bu
projenin kadın girişimcilere pandemi esnasında ve sonrasında nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? Ben bu projeyi başından bu yana çok destekliyorum. Gerçekten tarafları tebrik ediyorum. DFDS'i de ben de bir KGİDER üyesiyim uzun yıllardır. Ve bu projenin hızlanması için ben de birazcık çaba göstermiştim. Kadınlara büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Yalnızca bu kadınların taşımaları değil, onların gittikleri bölgelerde lokal olarak tutunmaları için de bilgi desteğinin de sağlanacağı bir ortam olacağını düşünüyorum. Ve Navlun desteği de çok önemli bir destek gerçekten. Evet, bu, günümüzde. Yani yüzde kaçı bu kimi sektörüne göre değişiyor. %25'i oluyor, %16'sı oluyor. Bari evet. Kimisine daha da artabiliyor. Ama bir fiyat avantajı yaratıyor. Yok, kesinlikle. Seçilmesinde girişimcinin. Peki şimdi sizin bir Afrika deneyiminiz evet. var. Bu projede Afrika'da taşımak isteriz açıkçası. Hani gönül ister. Siz bu konuda bir katkıda bulunmak ister misiniz? Evet, memnuniyetle. Ben de bütün şapkalarımı bir araya getirerek şöyle bir Transtaş olarak biz de şöyle bir katkıda bulunmak istiyoruz. Transtaş Afrika'da ofisleri olan bir kuruluş. Kuzey Afrika ile başladık biz de. Kahire Havalimanı'nın lojistiğiyle 2004'te başladık. Hı hı. Afrika bölgesinde faal olmaya. Daha sonra Kuzey Afrika'daki diğer 5-6 ülke, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Mısır gibi ülkelerde de projelerin içinde yer aldık. Zaten Türkiye olarak Afrika'ya yaptığımız ticaretin, ihracatın çok büyük bir bölümü 54 Afrika ülkesinden çok büyük bir bölümü Kuzey Afrika ülkelerine yapılıyor. Orada da ofisimiz var. Ben DEİK'te Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısıyım ve Togo İş Konseyi Başkanıyım. Hı. Batı Afrika'da aktif olarak çalışıyorum ve koordinatör olarak tüm Afrika'da aktifiz. DEİK olarak ihracatı arttırmakta, ticari diplomaside gerçekten çok ciddi adımlar atıyoruz. Çok aktifiz özellikle bu pandemi döneminde. Bütün şapkaları birleştirerek Transtaş'ın Kuzey Afrika'daki büyük deneyimi, ofisleri, DEİK'le bütün Afrika'daki genel çalışmalarım, UTİKAT'taki lojistik, yönetim kurulundaki lojistik rollerim, hı hı. Ve işte eşit kadın sertifikası olan bir STK'dan bahsediyoruz bu arada. Bunu ilk alan bir STK, UTİKAT. Bütün bu şapkaları birleştirerek biz de kadınları Kuzey Afrika'da destekleme kararı aldık Transtaş olarak. Hem Navlun desteği hem onları bilgi açısından bölgede tutunmalarını sağlamak için de onlara destek vermek istiyoruz. Böylece çok teşekkür ediyoruz. Projeye Kuzey Afrika kapısı açıldı sevgili kadın girişimciler. Bir girişimcimiz Cezayir'e ürünlerini taşımak istiyordu ama nasıl taşıyacağını bilmiyordu. Hemen size yönlendirelim kendisini. Peki şimdi Afrika kıtası deyince aslında kadınlar için özellikle çok büyük fırsat olduğu konuşuluyor. Büyüme potansiyeli çok yüksek. Hangi alanlarda ne fırsatlar var? Şöyle Afrika'nın Türkiye ile ticareti aslında çok düşük. Yani Afrika'nın bütün ithalatının %2,5'u Türkiye ile. Afrika çok büyük bir pazar, çok genç bir nüfus ve 1,5 milyar bir nüfustan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse %25'i 30'u ve bu genç nüfusun ihtiyaçları var. Bütün dünyadaki pazarlar daraldıkça Afrika'da hiçbir şey yok. Her şey sıfırdan ve ben hep şöyle söylüyorum DEİK toplantılarında da bütün dünyanın gözü Afrika'da ama Afrika'nın gönlü bizde. Hı hı. Türkiye'yi çok seviyorlar, bizlerle iş yapmayı çok istiyorlar. Tabii ki finansal sıkıntılar var. Hani onların çözülmesi halinde Türkiye'nin Afrika'daki payı çok büyük olabilir. Dolayısıyla bence en yeni, en genç bence değil bütün dünyanın kabul ettiği
En önemli pazar Afrika. Evet, buralarda da çevirmek lazım. Rotayı kadınların da oraya çevirmesinde fayda var. Peki Ayşe Hanım, siz baktınız bir yer mi Afrika, Kuzey Afrika, ne dersiniz Prefsan olarak? Ya biz Libya ve Cezayir'deyiz. Ama daha çok bizim Avrupa Türkiye Cumhuriyetlerinde ilerliyoruz. Orada da çok güzel projeler var. Tabii ki Afrika'da da güzel projeler var. İşte ama şey, strateji, şirket stratejisi ilgili bir şey. Şu an Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerine ilerliyoruz. Anlıyorum. Şimdi bu projeye başvurmak sizi daha rekabetçi yapacak, onu anlattınız. Ne fayda sağlayacak diye biraz konuştuk. Peki siz bir kadın girişimci olarak erkek egemen bir sektörde, lojistik alanında nerede zorlanıyorsunuz? Biraz bunu konuşalım. Şimdi açıkçası bizim yaptığımız prefabrik ve çelik sistemler genelde fabrika teslimi. Biz gönderdiğimiz ülkelere supervisor ya da montaj ekibi gönderiyoruz. %90 bu nakliye organizasyonları müşterilerimiz kendileri çözüyor. Ama bu bağlamda tabii müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin iyi nakliye firmalarıyla onları buluşturuyoruz. Dolayısıyla oradaki fiyat avantajı müşterinin ürünü bizden almasını da sağlıyor. Yani çok büyük zorluk yaşadık mı? Yaşamadık. Genelde biz şirket prensibi olarak sektörde aldığımız ham maddelerde ya da hizmet tedariğinde sektörün iyileriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla açıkçası çok sorun yaşamıyorum. Ve bunu da belirtmek isterim. Genelde kadın tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Tabii bu farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Benim ürünlerimde çok fazla olmasa bile işte İSG hizmetleri, onun dışında hukuksal danışmanlıklar, finansal danışmanlıklar, genelde alabileceğimiz her türlü şeyi kadın tedarikçilerden almaya çalışıyoruz. Ki kadın girişimcilerin sayısı artsın, motive olsunlar diye. Bu da bence hani bizim bir projemiz vardı yine Kagidar'da. İşte kadından almalı, memleket kazanmalı diye. Bunda hani bazen pozitif ayrımcılık yanlış da anlaşılıyor ama ben olayı şöyle düşünüyorum. Aslında Türk tarihi boyunca hep kadın ön plandaydı. Belirli dönemlerde belki tarım toplumundan şehir toplumuna geçildiğinde kadınlar şehre geldiklerinde eğitim oranlarıyla ilgili sıkıntı olduğu için iş bulamadılar. Dolayısıyla biraz geride ister istemez kadın istihdamı. Bu en azından erkek girişimciler ya da işte erkek istihdamda olanlarla ilgili %50-%50 konuma gelene kadar bence bunu her kadın tedarikçi, her firma bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünmeli diye düşünüyorum. Evet, peki Utikat'ta ne gibi destekler sunuyorsunuz kadın girişimcilere? Utikat çok kadına erkek önem veren, hayır tamamen tam tersi. 11 kişilik yönetim kurulunda 3 kadınız biz. Yani bu Türkiye ortalamasının çok üstünde, %30'a yakın kadın yönetim kurulu üyemiz var. İcra kurulunda ise 12 kişinin 3'ü erkek. 9 kişi kadın, tamamen kadınların egemen olduğu bir dernek, Utikat. Evet. Tabii ki birlikte hareket ediyoruz tamamen kadınlara. Evet, mal etmeyelim. Çok kadınlara önem veren bir başkanımız var gerçekten, kadın girişimciliğine. Onun dışında işte kadın sertifikasından bahsettim. Kagider buna çok önem verdi ve ilk alan Kagider diyorum, Utikat. Ben de bütün şapkalar karıştı. Utikat bunu ilk alan STK ve her yıl Ahmet Kartal ödülleri lojistik okulundan mezun olanlara veriliyor. Fakat bu ödülleri alanların %80'i kadın. Yani akademik olarak da kadınlar lojistikte daha iyiler. İş hayatında da öyle aslında. Yani bizim o detaycı halimiz çok erkek egemen görünen sektörde aslında bize başarı getiriyor. Ama tercih ederken biraz geçmiş yıllarda ürküyordu kadınlar. Çünkü iş hayatıyla ev hayatının dengesinde biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Yani uzun saatler çalışmanız gerekebiliyor. Saat kavramı yok, zaman kavramı yok, global bir iş olduğu için. Ama artık öyle değil. Giderek kadın sayımız artıyor, kadın girişimci sayımız artıyor. Tabii ki istenen rakamların altında seyrediyor yine de. Yani %11 genel anlamda kadın girişimciliği gerçekten düşük. Evet, duyan %50 de en güzel hayalimiz inşallah
Hep birlikte oraya doğru yaklaşacağız. Peki erkek egemen sektörde faaliyet gösteriyorsunuz her ikiniz de ve başarılısınız. Neyi farklı yaptınız? Bizi izleyen kadın girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Valla ben cevap verecek olursam işin bana göre kadın erkeği yok gerçekten. Yalnızca işi yani masaya oturduğunuz zaman taşımacılık da yapabilirsiniz, mühendis de olabilirsiniz. Yurt dışında gittiğimizde kadın erkek işi diye bir ayrım yok. Yani o neden bizim toplumumuzda böyle şekillenmiş bilmiyorum. Belki de bu bizler için bir avantaja dönüştü. O kadar azdı ki ben 1984 yılında üniversite biter bitmez başladığımda sektörde 2-3 kadındık. Belki de bunun verdiği bir avantaj ve bir taraftan da biz niye yapmayalım? Daha da iyisini yapabiliriz duygusuyla belki ilerledik. Bana göre işin kadın erkeği yok. Yani iş tamamen bir yaşam şeklidir. Onu severseniz en güzelini yapabilirsiniz. Evet, siz ne eklemek ayrım istersiniz Ayşe Hanım? Siz de aynı erkek egemen bir sektörde başarılı olmuş bir kadın girişimcisiniz. Aynı zamanda 5 kız kardeşten geliyorsunuz. Ne önerirsiniz burada bizi izleyen kadın girişimcilere? Öncelikle şunu söyleyeyim, katılıyorum Berna Hanım'a. Evet, işin kadını erkeği yok ve bizim için de avantaj oldu gerçekten. Ben hep çalışma arkadaşlarım erkek, personelin çoğu erkek. Dolayısıyla hep de takdir gördüm aslında bu konuda. Zorlandığımı söyleyemem. Çünkü işe giriştiğinizde cinsiyetinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Çünkü hani yani konteyner sırtımda taşımadım ya da hani kaynak da yapılabilir gerçi. Hani bir bilek gücüne ihtiyacım olmadığı için hani çok kadın erkek ayrımı yok. Aynı alanda masaya oturuyorsunuz. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Kadın girişimcilere, belki hani genç kadın girişimcilere şöyle bir şey söyleyebilirim. Hem dünyada hem de Türkiye'de işsizlik bir sorun. Bunu da ancak girişimcilikle çözeceğiz. Kadın girişimciler, yani yeni başlayacak arkadaşlar, en çok sevdikleri iş alanında başlayabilirler. Ve girişimcilik demek, hani beyaz yakadan mesela ayrılmak isteyen arkadaşlar oluyor. Hani daha az çalışayım diye bir şey söz konusu değil. Çok çalışacaklar, çok emek sarf edecekler ve sonuçta başarıyı da yakalayacaklar. Ama muhakkak eğer bir istekleri varsa içlerinde muhakkak girişimci olsunlar. Evet, yönetmenimizden de size destek geldik. Kadınlar her işi erkekler kadar iyi yapar, hatta daha iyi yapar diyor. Son dakikalarımıza giriyoruz. Eklemek istediğiniz bir mesaj varsa lütfen paylaşın, son sözlerinizi alayım. Ben tekrar projeye dönmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar Afrika'ya ihracat yapmak isteyen kadınları Transtaş olarak destekleyeceğimizi, bunu UTİKAT ve DEİK platformlarında da paylaşacağımı tekrar belirtmek istiyorum. KAGİDER zaten gerekeni fazlasıyla yapıyor. Evet, Ayşe Hanım siz? Ben de şunu isteyebilirim bir girişimci olarak, bu proje kapsamında bu sürecin biraz daha uzun ve çeşitlendirilmesini istiyorum. Çünkü her girişimci bazında biraz daha farklı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla projenin biraz daha detaylandırılıp biraz daha süresi uzatılırsa çok daha güzel bir fayda olacağına inanıyorum. Evet, öyle olacak hissediyorum. Çünkü biz konuştukça sektörden tamamlayıcı olarak projeye katılmak isteyenlerin sayısı artıyor. Onu buldu burada tamamlayıcı şirketler. Eksik olmasınlar iş ortaklarımız. Transtaş'ta bir yenisi Kuzey Afrika'ya, Akdeniz İş Birimi DFDS'in ve KAGİDER'in birlikte yürüttüğü Kadın İçin Taşıyoruz projesini açmış olduk. Süremizin de bu vesileyle, bu sözlerle sonuna geliyoruz. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ayşe Ağaçlı kadın girişimcimiz, Berna Akyıldız lojistik mentorumuz bizlerle birlikte olduğunuz için bu programda. Evet efendim, kadın girişimcilerin rotasının bu haftalıkta sonuna geldik. Size harika bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.